tadına doyulmaz İtalyan lezzetlerinin üstadı Şef Claudio, bugün bizim için İtalya'ya özgü pazar aile sofrası menüsü hazırlayacak. Claudio'nun bugünkü yardımcısı ise Şef Carmina. İlk yemeğimiz arrosto di manzo con patate. Merhaba, bugün İtalyan aile yemeği yapacağız. Bizim için yemek biliyorsunuz inanılmaz önemli. Sizin için inanılmaz önemli biliyorum. Ciao Carmine. Tutto a posto. Tutto a posto, her şey iyi mi? İyi gidiyor. Carmine bugün iki tane poşetiyle geldi çünkü biz bayağı yemekler yapacağız. Ama çok iyiydi, çok pratik. Çünkü İtalya'da pazar günü önemli gün. En önemli bir gün yemek olarak. Tabii biz her zaman aile beraber, arkadaş beraber yemek yiyoruz. Türk damaklarını farklı İtalyan tatlarıyla tanıştıran Claudio'nun pazar yemeği menüsünde ilk sırada enfes bir danarosto var. Arrosto di manzo con patate. Malzemeleri ise son derece basit. Dana antrikot, patates, arpacık soğan, tuz, karabiber ve zeytinyağı. Şimdi etle başlıyoruz. Bu dana rosto yapmak için burada çok güzel bir dana antrikot var. Biz burada bir rosto varantı bizim kasap hazırlattı. Ve burada üstüne biraz tuz, karabiber, zeytinyağı ekleriz. Ben aynı anda rosto garnitür hazırlanıyorum. Burada patates var. Patates soyacağım. Biraz arpacık soğan koyuyorum ve böyle patates, arpacık soğanlı rosto yapacağız. İtalya'da kahvaltı çok önemli bir yemek değil. Maalesef Türkiye'de biz ne zaman geldik ikisi de bayağı zayıf. Ondan sonra kahvaltı Türk gibi yapıyoruz. Öğlen İtalyan gibi yapıyoruz. Ha? Sonra akşam Türk gibi yapıyoruz. Türk çünkü orada çok yiyorlar. Biz de böyle yiyoruz. Onun için de böyle oldu. Tabii ki o kahvaltı sorunu. Kahvaltı sorunu. O kahvaltı sorunu. Ben. Yok, tam tersi. Gerçekten biz kahvaltıda normalde bir kahve, bir meyve suyu, biraz kurabiye, bir kruvasan, tuzlu hiçbir şey yok. Tuzlu çok ilginç bizde. Ama pazar günü ne yemedik bir hafta kahvaltı, her şey bir yiyoruz. Yemek içinde yiyoruz. Her şey yiyoruz. Okay. Yani böyle yedi kahvaltı gibi aynı zamanda yiyoruz. Şimdi ilk püf noktası bugün için patates. Ne kadar büyük ezmek gerekiyor? Bizde ne zaman bir az pişmiş et yapmak istiyoruz, küçük kesiyoruz. İyi pişmiş yapmak istiyoruz, büyük kesiyoruz. Ve bizim anneler böyle bir kontrol ediyorlar. Patates pişmiş o zaman da dana pişmiş. Evet. Böyle bir sistem var. Annesinden aldığı tüyoları şimdi kendi mutfağında uyguluyor Claudio. Ve işte anneden oğula geçen önemli bir mutfak sırrı. Az pişmiş dana rostonun garnitür patatesi küçük küpler halinde doğranmalı. Benim baba normalde taze patatesiyle yapıyor. Ben taze patatesli rosto çok seviyorum. O çok güzel. He. Çünkü dışarıda biraz çıtır oluyor ve içeride yumuşak yumuşak. Ve patate novelle. Patate novelle, İtalyanca. Taze patates, patate novelle. Böyle biraz İtalyan ders. Bana gelmiyor taze patates. Zaten ne zaman taze. Ben Napoli'den geliyorum. Carmine Taranto tarafında, Puglia'dan geliyor. Çok yakınız çünkü en son 200 kilometre, 250 kilometre uzakta var. Ama çok farklı yemek yiyoruz. Evet, sen ne yiyorsun normalde? Pazar günü. Pazar günü en önemli. Orecchiette ve domato sos ve peynir. Orecchiette çok güzel. Makarna. Kulak bir şey makarna böyle. Evet. Ondan sonra o tavuk fırında, o kuzu fırında falan. Süper. Ve braciole. Braciole bir defa yaptık burada yaptık beraber. Evet. Dana rulosu, domates sosu. En önemli o braciole falan. Ondan sonra tatlı. Ve ondan sonra peynirler var. Peynir falan var. Sebzeler söylemiyor çünkü kalbine sebzeler. Ben sebze sevmiyorum. O zaman ben de o tarafında gidiyorum. Daha ben biraz farklı. Ne zaman ailemde yiyorum. Ailemde yiyorum. Benim aile çok karışık. Çünkü babam Milano tarafında geliyor, annem Roma tarafında geliyor. O için de bazen çok Roma yemek yiyorum. Tagliatelle burro oro, tereyağlı ve domatesli tagliatelle, dana rosto. Ne zaman babam pişiyor, risotto yapıyor veya capone. Capone bir tavuk gibi bir hayvan.
Ve içerisinde dolma yapıyorum. İçerisinde şey koyuyorum. Bu, o tarafında kestan. Daha tehlikeli bir şey var. Evet. O da daha tehlikeli. Ama evet. Yemek daha zor. Ondan sonra tatlı olarak da pazar günü bizde şey var. Tatlı, karışık, tatlı küçük pastalar. Her zaman arkadaş evet. alıyorlar ve evet. masada ortada koyuyorlar. 2 evet. kilo, 3 kilo evet. böyle. İlk karozello böyle söylüyoruz. Carmine de söylemiyor ama Carmine bir tane pastacı ailesinden geliyor. O 20 senedir her sabah aynen. kalkıyor ve pastane içeride pazar gidiyor. Bu rüya yeme- gibi. Ben aynen. çok kıskanıyorum aynen. o zaman. Düşünüyorum o hayatımda. Ama pazar günü biz pasta yok. Pastane yok. Tatlı yok çünkü zaten bu hafta yiyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Rosto başlıyoruz. Rosto önce biraz lezzet vermek için kızartacağız tavada. O için de tavada burada tava ile pişiyoruz. Sadece dışarıda pişiyoruz. Sadece biraz renk vermek istiyoruz. Şimdi ya biraz duman yapıyor, çok sıcak. Ve şimdi iyi her tarafta pişiyoruz. Böyle dışarıda sadece pişireceğiz. Çünkü et biraz renk kazanması lazım. Böyle biraz daha lezzetli evet, oluyor. Evet. İçerisinde kaç tane arpacık soğan ekliyorum. Claudio, küp patatesleri bir avuç arpacık soğanla şenlendiriyor. Bol karabiber ve et yemeklerine çok yakışan taze kekik de Akdenizli şefimizin olmazsa olmazlar listesinde. Biraz taze kekik. Bizim en iyi arkadaş zeytinyağı. Zeytinyağı. Patates zeytinyağısız olmuyor. Ve şimdi korkma. Çünkü çok güzel bir güzellik bir operasyon yapıyoruz. Bu operasyondan sonra sizin o da lezzet yumuşak çıkar. Ve lezzetli oluyor. Biz el ile böyle orada lezzet çıkar. Karışıyoruz. Böyle baharatlar içeride gidiyor ve patates beraber arkadaş oluyor. Ve ondan sonra çok çok daha güzel lezzet oluyor. Ben böyle seviyorum. Çok güzel lezzet geliyor. Ben biraz da rozmeri eklerim. Çok seviyorum. Bizim et hazır mı kardeşim? Hazır hazır. Okey. Şimdi o zaman da çok lezzetli bir yatak yaptık. Ha? Rosto üstüne koyuyoruz. Ha? Ve şimdi bu rosto fırında gidiyor 180 derece. Böyle tezgah ediyorum. Az pişmiş severseniz 30 dakika, orta pişmiş severseniz 40-45 dakika. Orta pişmişten fazla pişme. Çünkü gerçekten yazık. Yazık yani. Ne zaman et kuru oluyor. O için de 45 dakika en fazla pişiyorsunuz fırında. Ondan sonra çıkartıyoruz. Biz şu anda o zaman da fırında ekliyoruz. Atıyoruz. Şimdi menümüzde gnocchi al tegamino var. Şimdi bizim dana rosto var, rosto dimanzo. Evet. Fırında bize çok hızlı bir fırın makarna hallederiz. Ne yapıyoruz? Gnocchi al tegamino. Bu gnocchi al tegamino benim bir tarafta, ben Napoli'de. Bu tarafta Sorrento, Positano, çok romantik bir yerde yapıyorlar. Yapmak için ne yapması lazım? Çok klasik domates sos. Domates sos. Domates sos yapmak için çok güzel rendelenmiş domates var. İki diş sarımsak. Biraz fesleğen. Zeytinyağı, tuz. Başka bir şey yok. Okey, lütfen. Biz de temiz yapıyoruz. Şimdi hemen burada pişiyoruz. Şimdi biraz sarımsak ekliyoruz. Bu sadece biraz eritildi. Sarımsak biraz şey yanması lazım. Ya. Biraz lezzet vermek gerekiyor. Ondan sonra çıkartacağız bu yağ. Ve bu zeytinyağı. Bu sarımsak. Çıkacağız sarımsak. Aynı anda biz ne yaptık? Su kaynatıyor şimdi. Birazdan sonra tuz ekleriz ve gnocchi pişeceğiz. Gnocchi nedir? Siz İtalya yemek biliyorsunuz, kolay bir şey. Ama çok çok meşhur olmadı Türkiye'de. Yani böyle her tarafta bulmak zor.
Bu patatesli makarna. Bu patates pişiyorsunuz, eritiyorsunuz böyle püre gibi. Ondan sonra biraz un ve bir tane yumurta sarısı. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz, kesiyorsunuz. Kesiyorum. Böyle oluyor. Şimdi domates ekliyoruz. Biraz fezlen. Böyle elliyle kırılıyoruz. Yoksa kararıyor. Hepsi aroma çıkar. Ha. Böyle aroma çıkıyor. Çok fazla pişirme gerek yok. Çünkü ondan sonra biz de friyi de pişireceğiz. Ve şimdi hızlı pişirme prosesi yapıyoruz. Tuz ekliyoruz. Çok güzel domates varsa, domates sos bu kadar malzemelere ihtiyaç var. Başka bir şey yok. Biz de domates sos 2 dakika pişiyoruz. Aynı anda gnocchi pişireceğiz. Gnocchi, tuz. Büyük bir ego bir makarna. Ne zaman hazır, kendi söylüyorlar. Evet. Evet. en kolay durum. Ne demek? Gnocchi ne zaman yukarıda geliyorlar, hazır demek. Evet. Bizde kaç dakika pişirmesi lazım, hala bilmiyoruz. Çünkü bazen gnocchi 30 saniye hazır. Bazen gnocchi 2 dakika hazır. Tabii. Şimdi burada... Biraz da tuz. Biraz tuz ekliyoruz. Ve burada gnocchi ekleriz. Tek dikkat. Kendine geliyor. İlk 10 saniye çok hafif karışmak gerekiyor. Çünkü bayağı yumuşak bir makarna. Çok sert karışıyorsun yapışıyor. Ben sadece yukarıdan karışıyorum. Yani ne demek yukarıdan? Ben gnocchi dokunmuyorum böyleyle. Sadece su. Biraz hareket yapıyorum. Siz gerçekten burada gelmesi lazım. Yani bu domates sos şu anda biz İtalya'dayız. Evet ben her zaman böyle söylüyorum. Neden yemek seviyorum? Çünkü biz yemek ile ne zaman bizim ev yemek yapıyoruz. Neredeyiz? Çünkü biz aşçı olarak da bazen dünya geziyoruz. Evet. Kim Hong Kong'da, kim İstanbul'da falan filan. Biz böyle her zaman biraz ev bir parçası bizim kalpte duruyor. Evet, ben böyle koku gelirse... Bu koku çok güzel. Bizim ev için gibi, yeter, evet, bizim için yeter. Neredeyiz fark etmez. Deniz var burada, biz burada çok güzel manzara bakıyoruz. Sen Taranto, ben Napoli zannediyorum. Napoli böyle, deniz. Bak, gnocchi yukarıda geliyorlar. Yukarıda gelirken hazır demek. Yavaş yavaş gnocchi domates sos içeride ekliyoruz. Şimdi gnocchi söyledik. Biraz hafif bir makarna. O içinde böyle makarna gibi çak 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 değil. Biraz sadece karıştık. Ve şimdi bu ile burada geliyoruz çünkü firin de hazırlıyoruz. Bizim güveç hazırlıyoruz. Şimdi çok güzel güveç var. Bu Türk güveci. Açık söylemesi lazım. Biraz tereyağı her tarafta ekliyoruz. Çünkü tereyağı ondan sonra gnocchi yanında çok güzel bir lezzet veriyor. Güzel çıkar. Okay. Ve şimdi biz ne yapıyoruz? Burada Buffalo mozzarella var. Carmine lütfen önce biz kalite kontrol etmesi lazım. Bakalım nasıl? Nasıl? Güzel güzel. İyi. Güzel güzel. Ya bu? Süt çıkar. Süt çıkıyor. Bu 2 gün eski bir mozzarella. Okay? Çünkü ne zaman mozzarella pişirmek gerekiyor? Aynı gün değil. Biraz daha eski mozzarella kullan. Böyle biraz daha az süt çıkıyor. Okey, kup yapıyoruz. Ben aynı anda burada biraz daha ekstra fesleğen ekliyorum. Burada 2 kaşık gnocchi ekliyorum. Biraz daha olsun. Ha? Biraz mozzarella
ekliyorum. Biraz parmesan, parmigiano reggiano ekliyoruz. Üstüne biraz tereyağı, biraz ne parmesan, kadar yalan söyledim. Biraz olmaz bu. bol biraz parmesan ekliyoruz. Tereyağı parça parça ekleriz. Ve bu et aynı filinde gidiyor. Bu sadece 25 dakika. Şimdi et 20 dakikadan pişiyor. Bu 20 dakikada pişirmek lazım. Ve biz de ne zaman bu yemek pirinde pişiyorlar. Çok hızlı ve pratik başlangıç yapacağız. Sıradaki yemeğimiz ricotta e pomodorini ve burrata pugliese. Şimdi Carmine, biz hızlı çalışması lazım. Tabii. Gnocchi pirinde, rosto pirinde çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Burada çok güzel 3 renkli domates, sarı, turuncu ve kırmızı çeri domates burada beraber keseriz. Ben de keserim. Böyle burrata peynir için ve ricotta peynir için. Şimdi burrata peynir çok meşhur bir peyniri. Çünkü içerisinde krema ve stracciatella peynir var. Bayağı zengin bir peynir. Ve böyle ben ne zaman yiyorum? Her zaman da çok heyecanlı oluyorum. O çok biliyorum. Güzel. Rejim için iyi bir şey değil ama... Olabilir. Ama... Banane aynen. Yani bazen yemek o kadar güzel yani. Biz, bir defa yiyoruz. Biznane, aynen. Haftada bir ye, ya hiçbir şey olmuyor. Okey, gerçekten yani hiç soru yok. Neden üç farklı domates kullandık? Çünkü böyle biraz daha enteresan bir yemek çıkıyor. Ha? Renkli. Renkli, her zaman önemli. Ve lezzet biraz farklı. O için tamam, hep yapacağız. Yeter artık bence ya. Evet. Tamam. Kermiye biraz fesleğen eklesene içeride. Burada bizim ricotta peynir. Ricotta peynir İtalyan lor. Burada ekliyorum. Bir tane daha. Çünkü yani normalde pazar günü ve aile yemeği her zaman çok kişi geliyor. Için bir tane yetmiyor. Biraz daha fazla. Her zaman fazla olsun. Ama Claudio haber olsun, ben kekik koyuyorum ya. Ha, biraz kekik burada koy, ben de seviyorum. Ben de seviyorum. O zaman da ben zeytinyağı ekliyorum. Tuz ekle. Şimdi biraz burada orta koy ve kalan ricotta yanında koy. Yani sen burrata ekle üstüne domates. Ben burada biraz renk veriyorum bu ricotta peynir. Şimdi burada biraz fesleğen koyuyoruz. Ben ricotta aynı... üstüne biraz karabiber seviyorum. Sen İtalyan tabiatı biliyor musun? Buon appetito! Buon appetito! Ah, süper! Buon appetito. Ah, gibi yani söyledi. Bir daha söyle. Buon appetito. Ah, okey. Oh. Buon appetito. Daha söyle. Buon appetito. Ah, tamam, okey. Buon appetito. Beraber söylüyoruz. Buon appetito. Şimdi sırada Grissini e Brezzola var. Çok güzel bir şey yapacağız.
Grissini ve brezaola. Nasıl yapıyoruz? Çok basit. Sadece bir tane yaprak alıyoruz ve sarılıyoruz ve böyle koyuyoruz. Ve böyle bir tabak yapıyoruz. Çok güzel aperitif. Son yemeğimiz zucchini greata all'agro. Tek bir sıcak başlangıç yapıyoruz. İzgara marine edilmiş yeşil kabak yapıyoruz. Böyle yanmak için kabak kesiyoruz. Ve burada biraz taze kekik alıyorum. El çabukluğu marifet. Şef Claudio ve Carmina mutfakta birer sihirbaz gibi hızlıca bütün başlangıçları sunuma hazırladı. En sona yalnızca ızgara kabak, yani zucchine griate all'agro kaldı. Burada biraz tuz, biraz zeytin ekliyorum. İzgara pişeceğiz ve izgaradan sonra biraz sirke ekleriz, o kadar. Ha? Öyle iyi karışıyoruz, böyle bizim kekik. Bizim tuz, bizim sarımsak her tarafta gidiyor. Şimdi bizim sigara bayağı sıcak. Ne zaman bu hazırlık yapıyoruz bayağı sıcak. Belki önce söyledik, bir daha söylüyoruz. Kalın kestik. Böyle biraz da etli kalıyor. Söylemesi lazım. Bu yemek ben yemek istedim çünkü ben sizi çok seviyorum. Carmine. Mesajı bakıyorum, yeter bu. Şef Claudio sabırla kabakların pişmesini izliyor. Her iki tarafı da güzelce kızaran bu Akdeniz sebzeleri birazdan neşeli bir sofrayı renklendirecek. Böyle az pişirdik. Fırın et hazır söylüyor. Biz tam zamanında. Süper ya, aynı zamanı. Evet, evet. Bak az pişirdik, çok güzel yeşil renk almış. Ve çok lezzet ve önemli, faydalı şeyler içinde, vitamin falan, su, tabii, minerallar tabii. İçeride kalıyor. Ve daha lezzetli kalıyor. Taze baharat bir daha ekleriz. Böyle taze kekik. Ve biraz sirke. Sirke. Okay. Çünkü yemek başlarken, yani böyle başlangıç zamanında biraz ekşili güzel bir şey. Çünkü ondan sonra daha fazla yiyebilirsiniz. Evet. Ve şimdi gnocchi fırında alıyoruz. Et de fırında alıyoruz. Biz... Ve ondan sonra hep beraber yemek yiyoruz. Her renk güzel lan. Evet. Biraz saltan mı kaldı? Biraz pembe kaldı. Şimdi üstüne biraz ekstra kekik koyarız. Biraz da tuz. Biraz karabiber. Biraz zeytinyağı. Çok güzel, çok güzel. Böyle koyuyoruz ve şimdi bizim yemekler hazırlattık ve şimdi bizim arkadaşlar beraber yeriz.
Ha? Ve hep beraber mutlu olacağız. Anne pazar günü. Ha? Biz İtalyan olarak da Türkçe söylüyoruz. 1, 2, 3. Afiyet olsun. Buon appetito. Buon appetito söylüyoruz. Tamam. 1, 2, 3. Buon appetito. Tamam. Nasılsın? Böyle biraz gnocchi servis ederiz. Oh, al, al. Böyle al. Ben burada servis ediyorum. Tamam, oturuyorum çünkü ben de yemek istiyorum. Tariflere ve daha fazlasına www.turkmaxgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz.